Evet. Balkonda, kasalarda bu yılda fidanlarımı, tohumlarımı yetiştirdim. Onu bahçeme getirdim. Şimdi evimin olduğu yerdeki cevizlerin arasına fidanlarımı dikiyorum. Dikeceğim. Bu kapya biber, domates, patlıcan, sivri biber. Bu şekilde şimdi bunların düzenini hazırlıyorum. Şöyle bunları teyzemiz verdi. Burada kendisi yetiştirmiş. İlk önce onları dikmekten başlayacağım bu sıraya. Bir şekilde hazırlıyorum. Bütün sebze dikecek olduğum yerin damlamalarını ve sıralarını çektim. Kasalarda, balkonda yetiştirmiş olduğum fidanlarım çok zayıftı, çok incecikti. Ben onları hemen getirir getirmez kasadan çıkarır çıkarmaz şöyle öbek öbek, avuç avuç damlamanın su geçtiği yerlere diktim. Biraz daha büyüdüler. Bugün biraz domateslerimden iri olan kısımlarını komple dikmeye başladım. Şöyle biraz canlanmışlar. Tabii bunlar kasada bu kadar da iri değillerdi. Çok sık olarak şu şekilde diktim. Bunları da fırsat verirsem sırasını, ipini hazırlayacağım. Şu şekilde domateslerimi ayarladım, diktim. Şu kısımları da örtmemin sebebi sıraları hazır, dikinceye kadar ot çıkmasın diye örttüm. Altından sulanıyor zaten, hazır olacak. Buraya patlıcan, biber, dolma biber, sivri biber dikeceğim. Patlıcanlarım da bunlar tatlı biberler, sivri biberler, şunlar patlıcanlar. Bu şekilde ayarladım. Şu sırayı da zaten eşimin teyzesi vermişti. Onlar biraz daha iriydi. Onları hemen diktim. Şöyle ayarladım. Burası da sebze yeri. Şimdi buraya yine tohumdan şeyler dikmiştim. Tek tük ne var burada? Bamya var. Tek tük çıkmaya başlamış. Şurada börülce, börükara var. Onlar da çıkmışlar. Sıra komple. Şuraya iki ağaç arası yaklaşık 3 metre 5 metre kadar bir yere tirmis dikmiştim. Onlar da çıkmışlar. Tirmislerim. Bakalım nasıl olacaklar. Acur diktim. Onlar da çıkmışlar. Acurlar. Buraya salatalık diktim. Salatalıklarım da çıkmış. Damlamanın, suyun, borunun geçtiği yerlere diktim. Hiç başka yerlerle uğraşmadım. Buraya da mısır diktim. Ama mısırlarım bu yıl böyle kırmızı, siyahlı, karalı, rengarenk bir mısırdı. Şöyle iki sıra mısırlarım da çıkmış. Evet. Şimdi 3 tane çeşit çeşit süs kabakları tohumum var. Onları şu sıradaki tele o doğru olan damlama borusuna dikeceğim. Yerini hazırlayayım. Birer tane birer tane koyacağım toprağa. Ve uzadıklarında, büyüdüklerinde şöyle şu tele doğru ağdıracağım. Orada sallanacaklar. Evet. Süs kabağı şöyle 7-8 kök. Bu da zannedersem su kabağı olacak. Şöyle o da 7-8 taneyle koydum. Bu da süs küçük küçük kabaklardan. Onu da şöyle 7-8 tane kadar toprağa gömdüm. Bakalım bir hafta 10 güne çıkar inşallah.
Şimdi bahçeye domates fidanı diktim. Hava sıcak oldu ve içeriye doğru kaçtım. Şimdi gelirken eve de çıkmadan önce güllerimi kopardım. Gülleri gitmeden önce biraz suya ıslayayım. O kadar çok tomurcuk var ki onlar ben gelinceye kadar yine aynı şekilde açılırlar diye şöyle onları da kopardıklarımı da suya ıslıyorum. Çok da güzel renkleri var. Herhalde hemen hemen aynı renklerden dikmişiz. Bir tanesi çok değişik. Gülün biraz şu pembemsi bir gül. Tomurcuk, onu da kopardım. Çok da güzel açmışlar. Hepsini suya ısıtıyorum. Bunu evime götüreceğim. Antalya'daki evime götürüyorum. Evet. Güllerimin de hepsini geçici olarak bir suya ısladım. Gidinceye kadar burada sulanacaklar. Kurumayacaklar. Evet. İki tane de sarı gül koparmışım. Sarı da var, beyaz da var ama çok açık oldukları için almadım. Bundan da açıktı. Gelinceye kadar da bir 5-10 güne, 10-15 güne kadar tekrar gelirim bahçe evime. O zaman yine çok açanlar olursa alırım. Şimdi alıyorum çünkü üzerlerinde çok tomurcuk var. Hem kendini yeniliyor gül, yazında hala daha güllerini vermeye devam ediyor. Gayet güzel. Çok hoşlar. Evet. Güllerimi getirdim. Isladım suya. Gayet de güzel açtılar. Sarı gülüm bile açtı. Evet, bu da biraz pembemsi bir renk. Gayet de güzel oldu.